Biliyorsunuz her hafta çarşamba günleri e, özellikle e, kitap tanıtımı yapıyorum. E, bu hafta da kitap tanıtımı yapmayı planlıyordum. O yüzden de e, sağolsun rica ettim. Optimist Kitap Evi'nden iki tane özel kitap rica ettim. E, kitaplar geçen hafta içinde aslında yanlış hatırlamıyorsam perşembe günü ben evdeyken site içindeki site içine geldi. Yani sitenin kapısına geldi. E, kim gelmiş? E, Mezitli Şube, Aras Kargo Mezitli Şube'den Murat Özdemir Bey böyle bir metinle kargoyu getirmiş. Bizim normalde burada alışkanlık e, sitenin güvenliği e, genelde kargoyu, sat, kargoyu alır. E, fakat kargoyu bırakmamış. Demiş ki Atıf Bey'e ben ulaşmam, ulaşmam lazım. Kitapları var. E, Güvenlikte telefon numaramı vermiş, beni sözde iki kez aramış, ben evin içindeyim bu arada, sitenin içindeyim, evin içindeyim, İki kez aramış, sonra da iki kez aradım, telefona bakmadı deyip almış, kargoya götürmüş. Şimdi Aras Kargo Mezitli Şubesi, evin içindeyim, sitenin güvenliği alıyor, kitapları hem güvenliğe bırakmıyorsun hem bana ulaşmıyorsun ve götürüyorsun. Sonra güvenliğe bu kağıdı bırakmış. Kağıdı aldım. Kağıdın üzerinde şöyle yazıyor. Aras Korgu Şubesi telefonu sıfırla başlıyor. Sıfır Mezitli Şube. Peki eyvallah. Telefon açtım. Yani böyle hani e, yarım saat sonra tabii güvenliğe gel, gelen bir şey olduğu için güvenlik alıyor bu kağıdı bana getir dediler ki Atıf Bey. Böyle böyle yani kargoyu bırakmadı. Bu kağıdı bıraktı. Peki dedim telefon açtım. Mezitli Şubesi'nin telefonunu buldum. Mezitli Şubesi'ni aradım. Bir adam açtı. Açtı. Telefonu da açtı yani. O da ilginç. Açtı. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Tamam dedi. Olabilir dedi. İşte yarın muhtemelen bir daha teslim etmek için geleceklerdir dedi. Peki dedim. Ondan sonraki gün ben ne olur ne olmaz diye mezit düşübesine gittim. Mezit düşübesine bu kağıt dedim ki bakın bana böyle bir kağıt geldi. Bu kargoyu almayı istiyorum. Rica ediyorum. Bana verir misiniz? İçeride araştırma yaptılar. Allemettiler, kallemettiler. Bu kağıt devamındaki kargonun kendilerinde olmadığını söylediler. Peki ben de tabii bu e, elimdeki kağıdın bir şey yaramadığını fark ettiğim için Optimist Yayın Evi'ne dedim ki ya dedim sizin kitaplar bir şekilde bana gelmiş görünüyor. Ancak bana ulaşmadı ve geri döndüğünü tahmin ediyorum. Pardon e, nerede olduğunu bilmiyorum dedim. Bu arada tabii ben bunun e, Optimist Yayın Evi'nden gelen bir kitap olduğunu anlayamadım ama sonradan optimist yayın evi bana mesaj attı dedi ki ya işte size kitap göndermiştim aldınız mı ya dedim almadım herhalde budur falan derken bu olduğunun ortaya, ortaya çıktı. Peki bunun üzerine optimist Yayınevi araştırmasını yaptı dedi ki kitaplar geri dönmüş. Şimdi ben evdeyim kargo eve gelmiş bana ulaşamadığını söylüyor güvenliğe bırakmıyor şubeye geri götürüyor. Ben bunun kargoculuk anlayışında nereye denk geldiğini çok merak ediyorum. Yani hani bu nasıl bir anlayıştır? Aras Korgay'ı bu konuda tebrik ederim. Yani gerçekten yaptıkları çok komik bir hareket. Daha sonra bunu geri gönderiyorlar. Bundan ne kar ettiklerini de merak ediyorum. Yani bunu geri göndermenin buradaki Murat Özdemir'e ne gibi bir yararı olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Mezitli şubedeki Murat Özdemire bunu bu kargoyu göndermenin işini yapmamanın kendisine ne yarar getirdiğini çok merak ediyorum. Neyse, sonra e, Optimist Yayın Evi beni ara dedi ki ya dedi sizin kargonuz geri dönmüş dedi. Ondan sonra aa dedim ilginç. Bu arada biz biliyorsunuz yayınlarımız sırasında kitap hediyesi veriyoruz. Aynı gün içinde kitap hediyesi verdiğim arkadaşlardan birisi mesaj attı. Dedi ki ya dedi atıp dedi yani bu söylenmez ama hani bilmenizde fayda var. Kitap ne yazık ki elime ulaşmadı dedi. Ben de dedim ki optimist yine bu hatayı yapmaz. Bir onu da kontrol edelim. O da ortaya çıktı ki Aras Kargo'nun e, geri çevirmesi ve işini kötü yapmasından kaynaklanıyor. Neyse e, bir gün sonra Aras Kargo başka ...Aras Kargo dışında bir kargo şirketi kullanılarak... ...yani yurt içi kargoyla... E, ...kitaplar elime ulaştı. Ben gerçekten çok merak ediyorum. Aras Kargo. Ey Aras Kargo. Bak ne kadar güzel bir logomuz var değil mi? Yani bu logoyu... E, ...çok da uğraşarak... ...didinerek yaptık. E, güzel de bir logo olduğunu düşünüyorum. Evrim Arası tanırım. iyi insandır. Aras Kargo... ...ben evdeyken... ...bu kitabı bana getirmeyerek ne kar etti? Bu Murat Özdemir ve Mezit Şubesi bundan ne kar etti? Gerçekten çok merak ediyorum. İşin kötü tarafı ben bir gün sonra gittim Mezit Şubesi'nden kargomu oradan da alamadım. Yani her tarafı gerçekten çok kötü bir lojistik deneyimi yaşadım. Aras Kargo'yu da tebrik ediyorum. Yani hani bu garip durumdan dolayı e, aramak da istemiyorum yani hani bu hani e, düzeltecek bir şey mi bence düzelmeyecek bir şey böyle bir kağıt göndermeyi Murat e, Özdemir e, denilen e, araz kargo da çalışan arkadaş arkadaş e, siz evdeyken böyle bir kağıt getirebiliyor ve bu kağıdı bırakıp kargoyu bırakmayıp ama gidebiliyor kağıt bana yarım saat sonra ulaştı Murat Özdemir eee sitede, siteden çıktıktan yarım saat sonra bana kargo kargo ile ilgili kağıdı ulaştı. Ama kendisi özel olarak e, kargoyu bırakmadı, götürdü. Sonra kargoyu e, İstanbul'a geri gönderdi. Bununla da uğraştı. Bunu da değerlendirmek lazım. Gerçekten Aras Kargo işini bu noktada e, şöyle algılıyor anladığım kadarıyla. E, işleri lojistik demek ki. Bir iş yapacağıma diyor, şey teslim etmezsem, paketi teslim etmez geri gönderirsem iki iş birden yapmış olurum, çok kazanırım, daha fazla kazanırım diye düşünüyorsa yakında onların yaptıkları Ali Baba Anlaşması da suya düşer, onu da söyleyeyim. Çünkü böyle bir mantıkla lojistik çalışmaz ben Ali Baba'dan ya da Ali Baba Express'ten ya da Çin'de yaptığım Cirbest ve birçok yerden yaptığım alışverişlerim Çinli Petete'nin Petete tarafından gönderiliyor olmasına rağmen çok kısa zamanda elime geçiyor, hasarsız geçiyor. Bunu Aras Kargo bu şekilde yaparsa yakında bütün anlaşmaları iptal olur. Kolay gelsin.